işaret geldi. Emirhan geliyor. Emirhan ve topu alarda. Bursa Spor 1-0 önde. Herkese merhaba. İzlediğiniz penaltı golüyle Bursa Spor'umuz bugün deplasmanda keçi öğren gücünü 1-0 yendi ve ilk yarı 27 puanla 8. ya da 9. sırada tamamlamış olacak. Bugün sizlere maç öncesinde yaşananlar ve maçla ilgili pozisyonları yorumlamaya çalışacağım. Videoya başlamadan önce hafta içerisinde kanalımıza hatırlayacaksınız katıl butonu eklemiştik. Katıl butonuna tıklayarak kanalımıza destek olan Sarp Dutipek kardeşimize buradan teşekkürlerimizi iletiyorum. Siz de ayrıcalıklardan yararlanmak için katıl butonuna tıklayarak hem kanalımıza destek olup hem de ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. 2020 yılında atlattığımız bu günlerde 2021'in ilk galibiyetini de almış olduk. İnşallah bundan sonraki e, maçlarda da gene e, stadyumlar taraftarlara açık olur ve bizler de e, desteğimizi bu sefer televizyon başından değil de Timsah Arena'da taraftarlar olarak desteğimizi veririz. Maç öncesi birkaç durum var. Onlardan size bahsedeceğim şimdi. Bir istatistik yayınlandı hafta içerisinde. Sizler de belki görmüşsünüzdür. Bundan önceki 8 yılda Bursa Spor yeni yılın ilk maçlarını hep kendi sahasında oynamış. Yani son 8 yılda hep ilk maçlar Bursa'da oynanmış. İlk defa bu sene deplasmanda oynamak nasip oldu ve onda da gene galip geldik. Ayrıca oynadığımız maçlarda da gene 8 maçın 5'inden galip gelip birinde beraber ikisinde de gene mağlup olmuştuk. Bu maçtan da galip gelerek gene futbolcularımız bizi gururlandırdılar. Geçen hafta Bursa Eskişehirspor'u Eskişehir sporu yenmişti ve TRT Spor'da bu yılın en çok izlenen maçı olduğu açıklandı. Hatırlayacaksınız bir de Göztepe maçımız vardı ki o da A Spor'da gene yayınlanıp tam 11 milyon kişinin izlendiği raporlanmıştı sosyal medyada. Artık Bursaspor sadece Bursa'nın değil, tüm Türkiye'nin takımı diyebiliriz. Bu hafta cuma günü maç olmadı ve cumartesi günü öğlen 1.30'da ilk maç olarak Bursa Bursaspor karşılaştılar. Haftanın geri kalan maçları ise pazar ve pazartesi günü oynanmaya devam edecek. Hafta içerisinde ve devamında da gene eksik kalan koronadan dolayı ertelenen maçlar oynanmış olacak. Keçiören de lige iyi başlamış fakat son 4 maçında da gene zorlanan bir takım izlenimi veriyordu bizlere. Son maçında da Zira Menemen'i yenememişlerdi. Gene konuşulan bir haber kazayla da olsa Bursaspor'un transfer tahtası açılırsa ki açılma ihtimali var. İkinci yarıda alacağı puanlarla şampiyonun en büyük favorısı olacağı söyleniyor yapacağı transferlerle de. Yani transferler yapılmasa da bence bu gençler hala daha Türkiye'ye kanıtlayacağı şeyler olduğunu düşünüyorum ben ve bomba gibi geliyorlar. İlk haftalarda takım hazır değildi, oyuncular hazır değildi. Yani çok eksiğimiz vardı oyun olarak, mental olarak. Bunların hepsi zamanla tamamlandı. İkinci yarıda bence ilk yarıdaki fuzulif puan kayıplarını ikinci yarıda görmeyeceğiz gibi geliyor. Yine sosyal medyada çok konuşulan konu Ali Akman'ın transferi. Ali Akman işte Salzburg'dan şu kadar teklif geldi, Lille'den şu kadar teklif geldi gibi bazı yorumlar çıkıyor. Biz bunlara alışkınız. Yani ne zaman bir genç futbolcumuz iyi oynasa böyle transfer haberleriyle karşılaşıyoruz. Hatta Eskişehir maçında Ali Akman'ın görmüş olduğu sarı kartı transfer söylentilerine dayandırarak sarı kartı bilerek gördü ve bundan sonra kafasında Bursaspor'u bitirdi tarzında yazanlar da oldu. Yani ne diyeyim size Allah'a havale ediyorum. Alakman'ın bence Eskişehir maçına görmüş olduğu sarı kart bilerek değildi. Eskişehir maçı e, videomda da değinmiştim. O an içerisinde gerçekleşen bir gerginlik vardı ve bu gerginliğin sonucunda Ali Akman hareketi yaptı. Diğer genç arkadaşlarımız da bugün Alakman'ın yokluğunu aratmadılar. Yani Alakman eğer giderse e, bence futbol hayatı biter. Daha oynamaya ihtiyacı var. Takım olarak da e, daha atacağı golleri olduğunu düşünüyorum ve bence e, devre arasında da gitmeyecek. Hatta sene sonuna kadar oynayıp sene sonunda da en az bir yıllık sözleşme imzalayacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü Görden Köy kılavuz istemez. Tabi Ali Akman bir taraftan oynarken bir taraftan gene transfer söylentileri devam edecektir. Bu normal. Zaten oynadıkça da gene scoutların raporlamalarıyla birlikte transfer haberleri olacaktır. Biz bunları da biliyoruz. Şu anda eğer bir takıma transfer olursa oynamayacağı bir takıma gidecektir ki bu sefer scoutların gözünden de düşecektir. Bu hem Bursaspor'un hem de Ali kendisi için iyi olmayacağını düşünüyorum. Tabi Bursa Spor'un da elindeki gençleri çok kısıtlı imkanlarla ekonomik açıdan düşük maaş bütçesiyle yönettiğini tahmin edebiliyoruz. Bursa Spor'un da gene sene sonu geldiğinde oyuncuların maaşını biraz iyileştirme yapmasını bekleyeceğiz. Yani bu durum tek taraflı değil. Bursa Spor tarafından da gene yapılması gereken bazı iyileştirmeler olduğunu görüyoruz. Tabi bunun için de Bursa Spor'a destekler önemli. Gerek taraftarların, gerek sanayicilerin desteğini bekliyor olacağız. Bursa Spor Kulübü'nün yönetiminde olan, aynı zamanda takımın abisi durumunda olan Adil Cenkçiler biliyorsunuz. Futbolcuların beklentileriyle gerçeklerimizi bir masaya yatırıp uygun sonuç bulacağını düşünüyorum ki bence kimse hayır demeyecektir ve iki taraf da bu masadan memnun kalkacaktır. Takımımız Cuma günü Ankara'ya hareket etti ve özlüce tesislerinden otobüse binerken çekilen bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Siz de tahmin edeceksinizdir ki Emirhan'ın cebinde koyduğu bir kitaptı. Aslında biz Emirhan'ın daha önceki videolarda da fotoğraflarda da gene kitap okuduğunu seyahat esnasında biliyorduk. Fakat nedense birileri tarafından çok üzerine gidildi ve yorum yapıldığını gördük. Kitap okuduğu için karşı çıkanlar olmuş. Hani Emirhan'ı bir karalama kampanyası mıdır bilmiyorum ama oluşan bu karalama kampanyasını bir anda etki tepki yarattı ve kendisine de destek verildi. Emirhan'ın da zaten maç öncesi maç sonu olan röportajlarına bir bakın. Nasıl tane tane adam gibi konuşuyor. Zaten bunun okuduğu kitaplardan olduğunu herkes anlayacaktır. Enes Ünal'da da gene benzer durumu görmüştük. Kitap okuyan bir futbolcumuzdu. <laughs> Emirhan da okuması gayet normal. Herkesin kendi e, hobisi olabilir. E, biz de kendisini taraftarlar olarak destekliyoruz. Bugünkü maça baktığımızda ise Keçiören kendi sahasında en az gol yiyen takımdı 4 golle. Bursa da bu maça kadar 16 maçın 16'sında da gol atmış bir takımdı. Tabii ki bugün de atarak... Bizleri sevindirdi. Tabii Keçiören'in maçları golsüz geçerken Bursa Spor'unkiler de bol gollü geçiyordu. Keçiören'deki stada da baktığınızda gene sentetik suni için bir saha var. Ki Bursa Spor'umuzda gene bu maça Bursa'daki suni içim olan sahada çalışarak iki gün boyunca hazırlandı. Keçiören bu durumu avantaja çeviriyordu ve gelen iddialı takımları da bu sahada eli boş gönderiyordu. İlk 11'e baktığımızda da gene değişik bir ilk 11 vardı. Alakman'ın yerine Çağatay Yılmaz kendine ilk 11'de yer bulmuştu ve Forvet'te Batuhan görev alırken Çağatay'ı sağ kanatta izledik. Yine sağ ikimiz İsmail çok çalıştı. Ayak bileğindeki sakatlıktan dolayı bugün ilk 18'de yer almadı. Ve yerine Cüneyt Köz oynadı ki bence bu çok başarılıydı oyundan çıkana kadar. Cüneyt'in de gene yükselen form grafiği devam ediyor. Ve 8 numarada da gene Ozan İsmail Koç'u gördük. Bununla birlikte Özel Urmacı da sonradan oyuna girecekmiş gibi yedek kulübesinde bekletildiğini gördük. Ayrıca Mustafa Hoca da gene Eskişehir maçında cezasını tamamlayarak bugün sağ kenarındaki yerini aldı. Maça geçtiğimizde maçın ilk pozisyonu Keçiören gücünden geldi ve sağ çaprazdan çekilen Barış'ın şutunda Ataberk kalecimiz başarıyla topu kurtardı ve kornere çıktı. Kornerden gelen topta etkisiz bir şekilde avuta gittiğini gördük. Sovma arkasına pas düşüncesi. Barış Alper sızdı oraya. Barış Alper burada Ataberk. Maçın 6. dakikasında e, Bursa Sporumuz henüz daha yeni yeni atak etmeye başlamıştı ki ceza sahasında hemen e, sol tarafında yerden de seken top Cem 2.'nin koluna temas etti. Ve hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Oyuncular çok da itiraz etmedi ama şu pozisyona ben hani her hakemin penaltı vereceğini düşünmüyorum. Hakem burada pozisyonu hem iyi süzdü hem de... E, penaltıyı verdi diyebilirim. Takımda tabi penaltıcı da yok. Her maç penaltıyı başkası kullanabiliyor. Acaba kim geçecek diye düşündüğümüzde bir baktık ki Emirhan topun başında. Emirhan da gene topları iyi vuran bir futbolcu olarak bilirken penaltıyı da öyle bir kullandı ki kaleci bir tarafa top bir tarafa gitti. Sol kanı davalandırılan top Burak kapacak orada. Elle müdahale penaltı. Penaltı kararı geldi. Bursa Spor penaltı kazanıyor. İşaret geldi. Emirhan geliyor. Emirhan ve alarda. Bursa Spor 1-0 önde. İzlediğiniz bu golden sonra şöyle bir istatistik oldu. Ligin ilk yarısındaki bütün maçlarda gol atan tek takım Bursa Spor oldu. Golden sonra gene Bursa Spor Burak kabacan olduğu taraftan gelmeye devam etti. Ve 10. dakikada öyle bir pozisyon oldu ki Burak Kabacak çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ve seken topu da Batuhan tamamlamak isterken top defansa çarpıp kornere gitti. Yani şurada 2-0 olsa kimse bir şey yapamazdı herhalde. Böylece 2-0'ı kaçırmış olduk. Burak altı parmak. Sol kanada pas düşüncesi Burak kapacak. Sürat de gitti oraya. Burak girdi ceza sahasına. Burak gol pozisyonu. Kaleci Metin ikinci pozisyon dışarıya. Batuhan vurdu savunmadan sekti korner. Bursa Spor ikinci gole çok yaklaştı. Bu pozisyondan sonra bazı keçi öğren futbolcuların pozisyona girebilmek adına kendilerini yere attığına şahit olduk ki hakem bunlara biraz da göz yumdu bence. Ve hani herhangi bir pozisyonda bir müdahale yokken bile yere attıklarında hakemin faal verdiğini gördük. 18, 22, 29 ve 33. dakikalarda Keçiören gücünün yoğun e, ataklarından sonra pozisyona girdiğini gördük. ki e Bu pozisyonlarda da gene ya top dışarı gidiyordu ya da kalecimiz Ataberk e, gol izin vermiyordu. Çok adamlar rakip yara alanda Keçiören gücü Cemekinci uzaktan vurdu dışarıya. Savunma arkasına pas şimdi Arpmanay hareketli. Arpmanay gelişine vurdu kaleci. Arpmanay top yere inmeden vurdu. Kaleci Ataberk'i aşamadı. Abdülkadir yapıyor ortasını. Kafa vuruşu kaleci Ataberk. İyi geldi Keçiören gücü. Ataberk başarılı. Burak uzak mesafe. Burak vurdu Ataberk. 37. dakikada tekrar Batuhan'la bir pozisyon yakaladık ve kaleciyle çaprazdan karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci gole izin vermedi. Burak kapacak solda. Burak tekrar Batuhan'a nefis top. Batuhan karşı karşıya kaleci Metin. Korner. Dönen topta 38. dakikada bu sefer Keçiören etkili oldu ve bomboş bir pozisyonu kaçırdılar. Hemen ardından 41. dakikada da gene ceza yayının oradan çektikleri bir yarım voley az farklı auto çıktı. Uğur ceza sahası içinde Cem ikinci son çizgi. Cem çevirdi içeri. Barış Alper dokunuyor. İrfan vurdu dışarıya. İrfan Akgün. 42-43. dakikalarda Bursa Spor'un üst üste korner atışları vardı ki bence e, izleyen herkesin hoşuna gitmiştir. E, atılan 3 kornerin ikisinde Aykut gol kaçırırken bir tanesinde de Emirhan kalecimiz Metin'i geçemedi. Geldi orta. Metin'den sekti. Arkaya açıldı. Bir vuruş Metin. Bir korner daha. Bu kornerlerde belli ki antrenmanlarda çalışılmış. Mustafa Hoca bu konuda oldukça takımı geliştiriyor diye görüyorum. İlk yarının son dakikaları Keçiören gücünün doldur boşaltlarıyla geçerken ilk yarı bu şekilde bitti ve ilk yarının son düdüğüyle birlikte Keçiörenli futbolcular hakem etrafına birikmeye başladı. Tabi neye itiraz ettiklerini bilemiyorum ama zannedersem penaltıya ve verilen kararlara itiraz ettiler. Futbolculardan sonra iki tane de teknik heyetten kişiler geldi ve hakemle bu sefer onlar konuşmaya devam ettiler. İlk yarı 1-0 Bursa Spor'un üstünlüğüyle biterken bir taraftan da şöyle bir istatistik ortaya çıktığını gördük ki Keçiören gücünün ilk yarım saatlerde kendi sahasında hiç gol yememiş fakat Bursa Spor'un 8. dakikada Emirhan'la bulduğu penaltı golüyle de bu istatistiğe bir son vermiş oldu. İkinci yarıya Mustafa Hoca oyuncu değişikliğiyle başladı ve ilk yarının sonlarına doğru yorulan Çağatay'ı çıkararak yerine İsmailcan Can Çavuşlu sahaya sürdü. İkinci yarıya Keçiören tam sağ presle başladı ve Bursa Spor sahasına hapsetti. Bursa Spor da sahasından çıkmaya çalışırken bir taraftan önde baskıyla karşılaştı ve oldukça zorlandığını söyleyebiliriz ve bu baskılar neticesinde Keçiören bir pozisyon yakaladı 48. dakikada. Manay'ın 6 pas içerisinden kaçırmış olduğu bir pozisyon vardı. Burada gerçekten gol olabilirdi. Barış Alper ceza sahası içinde. Barış Alper son çizgi. Barış Alper çevirdi ortaya, dışarı gidiyor. Çok net bir fırsat Arp Manay. Özellikle top Burak Altparmağa geldiğinde orta sahada bir anda 3 kişi basabiliyordu Burak Altparmağ ve bunun neticesinde de bir pozisyonda gene Burak'tan kaptırılan topta pozisyon az daha kalemizde gole dönüşüyordu. Bu pozisyondan sonra Cüneyt sakatlandı ve yerine özere bırakmak zorunda kaldı. Sağ bekteki yere de gene Ozan İsmail Koç'un geçtiğini gördük. 60. dakikadan sonra oyuncular e, Suni için üzerine biraz zorlanmaya başladılar ve bazı keçi öğren güçlü futbolcularda Barış ve Soner de gene sakatlanarak oyunun durmasına sebebiyet verdi. Zemin sert olduğundan dolayı oyuncuların sakatlanması bu tip zeminlerde çok daha kolay oluyor. İnşallah Cüneyt Köz'ün de başına bir şey gelmemiştir diye tahmin ediyorum. 60. dakikadan 74. dakikaya kadar Keçiören gücü devamlı kendini yere attı. Zannediyorum taktikleri bu. Pozisyona giremeyince herhangi bir pozisyon olması için kendilerini yere atıyor arkadaşlar. Hakem de buna göz yumunca tabi basit ikili mücadeleleri faal olarak değerlendirip kalemizde pozisyona neden oluyordu. Allah'tan gene defansımız bugün çok yerinde ve çok sağlamdı. Keçiören'in de gene ileri oyuncuları çok iyi değil anladığım kadarıyla. Bursa bugün güzel bir defans örneği de gösterdi diyebilirim. 74. dakikada da gene yorulan Batuhan'ın yerine Berat Altındişi oyuna aldı Mustafa Hoca. 80. dakikada da gene sağ kanattan kullanılan uzun bir taç atışı vurulan kafa ile birlikte ceza sahasında bomboş kafa vuruşu kaçtı. Belki de Keçiören gücünün en net pozisyonu buydu diyebiliriz. Bizler de az daha televizyonlar başında golü yediğimizi düşündük. Şimdi bu pozisyonu izleyelim. Abdülkadir ceza sahası içine inen top kafa vuruşu dışarıya. Çok net bir şans. 83. dakikada takım atağa kalkarken Berat'ın çok basit bir top kaybı yaptığını gördük ki kenarda da Mustafa Hoca Berat'a aşırı derecede bir bağırdı. Sadece Berat'a değil takım halinde aslında kötü oynuyorduk o dakikalarda ve çok top kaptırıyorduk. Mustafa Hoca'nın bu etkisinden sonra takım reaksiyon gösterdi ve son dakikaları biraz daha rahat geçirmemizi sağladı. Tabi Özer'in de gene son dakikalarda biraz daha inisiyatif alarak orta sahada top tutarak bu dakikaları iyi geçirmemizi sağladı diyebilirim. Maçın sonuna 5 dakika ilave edilmişti ki 90 Mustafa Hoca sonradan oyuna aldığı Berat'ı çıkarıp yerine bir defans oyuncusu Ertuğrul Kurtuluş'u soktu. Çünkü Keçiören gücü de çok fazla doldur boşalt yapmaya başlamıştı. Bir anlamda defansa bir önlem almış oldu. Son dakikalarda başka pozisyon olmadı ve Keçiören gücü Bursa Spor maçı 1-0 sona erdi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte bütün Keçiörenli futbolcular hakimin etrafını sardı. İlk yarıdan daha fazla diyebilirim. Geçen sene şampiyonluğu bıraktığımız Keçiören gücü maçıyla... Bu sefer Vakıf Gölü futbolcularımız da galip gelmesini bildik. Aynı zamanda son 5 maçta 13 puan toplayarak toplamda aldığımız 27 puanın yarısını bu son 5 maçta aldık diyebilirim. Geçen sene de Bursa Spor'umuz 27 puan toplamış ve 6. sırada bitirmişti. Biz de bu sene gene e, geçen seneyle aynı puanı toplamayı başarabildik. Her ne kadar bu sene 6. sırada tamamlayamasak da ilk yarıyı ikinci yarı çok daha çekişmeli olacağı benziyor. Şimdi ilk yarı bitmişken Mustafa Er'in e, sene başında söylediği birkaç şey aklıma geliyor. O da dediği bize biraz zaman verin bize biraz şans verin sözleriydi. Şimdi şans verin kelimelerinin olduğu bir 7 haftalık periyot vardı. Bunları çıkarırsak son 10 haftada Mustafa Er'in 20 puan topladığını görüyorsunuz ki bu da maç başı 2 puan ortalaması demek. Şimdi ikinci yarıda 17 maç oynanacak ve 34 puan aldığımızı düşünürseniz eğer ilk yarıda aldığımız 27 puanla topladığında 61 puan ediyor. Yani bu 61 puan eğer olursa tabi bizi direkt şampiyon da yapabilir. Geçen sene 56 puanla gene playoff'a kalmıştık. 61 puan bizi neden şampiyon yapmasın? Bundan sonra erteleme maçları oynanacak ve lig 3 haftalık aradan sonra 23-24 Ocak haftası tekrar ikinci araya başlamış olacağız. Tabi bir yandan transferler devam edecek. Biz gene yapamayacağız büyük ihtimalle ama transferleri de, de gene takip etmiş olacağız futbol sever olarak. Bir taraftan da gene kupa maçları oynanacak. Hatırlayacaksınız biz de Antalya Spor'la eşleşmiştik ve 12 Ocak'tı yanlış hatırlamıyorsam Timsah Arena'da Antalya Spor'u ağırlayacağız. Gene Bursa Spor'umuz için de gene önemli bir maç olacak bu. Oyuncularımızın da gene moral motivasyonunu arttıracak bir maç. Eminim ki gene tüm Türkiye bizi takip edecektir. Gençlerimizi takip edecektir. Gençlerimiz de gene kendi değerlerini arttırabilmek için bu maçta varlarını yoklarını ortaya koyacaktır. Ben inanıyorum ki gene 90 dakika olmazsa 120 dakika, 120 dakika olmazsa penaltılarla biz Antalya Spor'u eleyeceğiz. Antalya Spor'da ne kadar Nuru Şahinli, Podolski'li kadro olsa da bence yenilmeyecek bir takım değil. Antalya Kupa maçından sonra bu takımımız Antalya kampa gidecek ve ikinci yarı çalışmalarını burada devam edecek. İlk yarıda yenildiğimiz Menemen, Akisar ve Ümraniye maçlarını düşünüyorum. Yani bu maçlar ikinci yarı kaybedilmeyecektir çünkü takımımızın ivme kazandığı zamanlarda bu maçları iyi oynayamamıştık. Zannediyorum takım artık oturdu ve iyi defans yapıyoruz. Sadece gol atmakla kalmıyoruz. Bunu şu istatistikle de açıklayabilirim. Son 10 maçımızda 19 gol atıp 14 gol yemişiz. Fakat son 5 maçımızda da 11 gol atıp 5 gol yemişiz. Yani bu son 5 maçımız özellikle çok daha iyi geçti diyebilirim. Toplamda ise 31 gol atıp 27 gol yiyerek ilk yarıyı tamamladık. Artık bundan sonra pandemiye rağmen yılı rekorlarla kapatan sanayicilerimize seslenmek istiyorum. Bu takıma daha fazla destek verilmesi lazım. Yani TRT'nin de yayınladığı haliyle bütün Türkiye takımın durumunu, halini görüyor. Bu takıma da destek vermek yakışır. Bizler de ikinci yarıya girerken yine taraftarlar olarak Bursalı iş adamlarının vereceği destekleri yakından takip edeceğiz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Ve videoya like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayan yeni izleyicilerimin de kanala abone olmasını rica ediyorum. Desteğinizi daha fazla göstermek isterseniz sizler için hazırladığım katıl butonuna tıklayarak ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar yüzünüz Bursa Spor'la gülmeye devam etsin. Hoşçakalın.